aşk kokan anlar. Olmaz. Hocam Beşiktaş bölümündeyiz. Beşiktaş Konya Sporu 2-0 mağlup etti. Yeni transferler Ernest Muçi ve Al de ilk kez bir maça 90 dakika yakın forma süresi buldular. Al ilk kez 11 çıktı. Muçi 84 dakika forma giydi. Performanslarını nasıl buldunuz? İki isim de Beşiktaş'ta fark yaratacak isimler arasına girer mi? Derli toplu bir takıma ihtiyaç var. Fark yaratıp sıcak isimler aralarına girer mi girmez miye mi bu soruya cevap verebilmek için oyun anlayışını da biraz e, iç, birlikte değerlendirmek gerekiyor. Beşiktaş da ilk devreyi çöp attı yani. İlk devre ben 24. dakikada Sports'a baktım. Bizim spor uygulamasında istatistikler de canlı istatistikler de var. Orada baktım ve gördüğüm şey şuydu. Toplu oynama oranları %78'e 22 Konya lehineydi. 24-25 dakikada. 24. dakikada baktım. Yani oyun demini almışken bu kadar Beşiktaş'ın geride kalması kabul edilebilir bir şey değil. Az önce Galatasaray ile ilgili konuşurken de söyledim. Büyük takıma iki şeyden bir tanesini kusursuz yapacak. Ya önde baskısını kusursuz yapacak, büyük bir atletik farkla yapacak, büyük bir dinamizmle yapacak ya topu çok iyi kullanacak. Beşiktaş ikisini de yapmadı. Ne yukarıda pres yapabildi ne arkada pas yapabildi. İkisini de yapamadı yani. İlk devre şope gitti. kaleye gitmeden ilk devreyi bitirdi. Beşiktaş takımı iç sağa. Birkaç hafta önce ne diyordu Santos Hoca? Dolmabahçe'de kimse bizden daha çok koşamaz. Kimse bizim yaptıklarımızı yapamaz. Kimse bizden daha fazla mücadele edemez. Olmadı. Olmadı ilk devre. İkinci devre birazcık daha Beştaş açıldı. Biraz daha öne doğru oynamaya başladı. Biraz daha top Beştaş'ta kalmaya başladı. Ondan sonra da goller geldi. Ama yani Semih'i çıkarsak izlemeye değer mi Beşiktaş? Yani Semih'in uyandırdığı merak işte o gençliğin verdiği şey, kendi gencimizi görme isteği, motivasyonumuz o bizi Beşiktaş maçına kitliyor. Ama çık Semih'i öyle çok bir şey kaybettik diyemezdik. Muslat'ın iyi oyuncu olduğunu biliyoruz. İyi oyun kurucudur. Stoperlerin önünü bir şekilde halledebilir. Ama Atiba'ya benzetmişler. Ayak çabukluğu bağlamında hiç alakası yok. Atiba'nın ayakları çok daha çabuk. Dinamizmi daha yüksektir. Şey kuvvetli oyuncudur. Musrati. Top tekniği de gayet muntazamdır. Ama ikisi farklı şeyler. Farklı oyuncular. İki farklı değerli oyuncudan bahsediyoruz. Musrati'ye biraz zaman verelim. Daha derli toplu bir takımın içinde bir daha görelim. Muçe'ye gelecek olursak. Muçe acele ediyor. 7 tane şut attı. Evet. Yedi mi? Evet. Ee, yedi tane çok şut attı. Özellikle cepheden attığı iki şutta üç tane seçeneği varken yaptı bunu. Yani 3 tane sızma koşusu varken şutları attı. Bir taraftan Koseçki'ye benzettim. Kose... Tabi siz hatırlamıyorsunuz gençler. <laughs> Galatasaray Koseçki diye Polonyalı bir oyuncu almıştı. İlk hafta bam gün vuruyor. Gol yok. İkinci hafta bam gün 40'tan 60'tan vuruyor ya. Her yerden vuruyor. Ya dedik bu ne ya bu her yerden vuruyor ya. Önden vızır vızır koşanlar var. Niye ver? Me meğer golü arıyormuş. Yani attıktan sonra, ilk golünü attıktan sonra nasıl bir oyuncu olduğunu anladık. Sonra Real Sociedad'a mı i̇şte İspanya'ya bir yere gitti. Bayağı da pahalı bir oyuncu oldu. Şimdi Mucci'nin potansiyeli var ama seçimler konusunda biraz acele etmemesi gerekiyor. Birlikte oyunda görmemiz gerekiyor. Bireysel yetenekleri tamam. Dribbling var. Dribbling üstü şut var. Final o şimdilik yok. Ama yine de vuruşlar kötü değildi. Ben yine de o pas seçeneklerini de bir gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Acele etmemeli, pahalı transfer. İnsanlar ona güveniyor. Yani e, gol atmadı diye kimsenin güveni hemen kırılmayacak. O yüzden sakin. E, maçın yine kahramanı olan Semih Kılıçsoy. Son 9 maçta 8 gol attı Semih. 9'dan Çok 8 gol. Olağanüstü bir statistik hem de bu yaşta bir oyuncu İki de için. İki asist var. İki de asist var. Ee, Semih Kılıçsoy sezonun kalanında ya da gelecek sezon için de sorabilirim bu soruyu. Tabi planlamayı henüz bilmiyoruz ama Santrafor'da mı yoksa kanatta mı değerlendirilmeli? Ya ben genel ilk başta kanat diye bakmıştım ama yanıldığımı itiraf edeyim. Bunu da nereden? Yani küçük küçük detaylara da bakmaya çalışıyoruz. Bir de Semih bana çok çok sempatik geliyor. Maç sonu demeçleri falan da çok hoşuma gidiyor. Bir kere çok sakin, ağırbaşlı bir gencimiz. O ağır başlı gençler biraz daha işine odaklanma potansiyeli taşıyan gençler. Ben o yüzden gelişeceğine büyük bir umutla gelişeceğini düşünüyorum. Akut taç atıyordu. 58 dakika falan defterim yanında değil olsa bakacağım. Taç atıyor. Sandford pozisyondaydı. Ceza üstüne yakındı. Kenara doğru geldi, çizgiye doğru ve göğsünü göstermeye başladı. Israrla göğsünü gösteriyor. Vücudumu at diyor. Diğer oyuncular da ayakları istiyorlar. Vücuduna topu isteyen oyuncu saklayabileceğinden emin olan oyuncudur. Ayağına isteyen oyuncu teknik kalitesinden emin olan oyuncudur. Kaçanlar da ne gücüne ne tekniğine güvenmeyenlerdir. Taştan kaçanları da gördük. Şimdi hedef göstermeyelim. Ama o 58. dakikada saklanan oyuncu da gördüm. Aman bana gelmesin diye. O ne tekniğine ne gücüne güveniyordu. Bir iki tanesi ayağına istiyordu. Onlar tekniğine güveniyordu. Semi Kılıçsoy da göğsünü gösterir. Benim vücuduma at diyordu. Ve ısrarla istedi Maso Akı'dan. Maso Akı ortaya doğru oynasın. O Semih'e atmadı. Hı hı. Şimdi Semih'in gücüne olan bu güveni Sandfor özelliğidir. Çünkü Sandfor sırtını stopere vererek sırtını yaslayarak, omzunu yaslayarak oynar. Santforlar. Bu tam bir Agüero profil aslında. Kendisi de söylemiş. İdolüm evet. Sergio Kun Agüero diye. Şimdi vuruşlara falan bakınca da bana Santfor'a daha yakın gelmeye başladı. Son maçlarda zaten daha çok Santfor oynatılıyor. Pırıl pırıl gencimiz yürüsün yolu açık olsun maşallah. Harika gidiyor. Tertemiz bir çocuğa da benziyor yani. Çok hoşuma gitti maç sonu demeci. Çünkü ısrarla Spiker arkadaşımız, e, muhabir arkadaşım şeyi sordu. Golünü kendi, o kendi golünü pas geçip önemli olan takım falan oralarda. Güzel çocuk. E, son günlerde çok konuşulan başka bir olayla Beşiktaş bölümünü tamamlayalım istiyorum. Hı hı. Emirhan Delibaş, Beşiktaş'ın altyapısında forma giyiyor. E, bazı arkadaşlık siteleri diyelim, üyeliği ortaya çıktı sosyal medyada ve... ...Beşiktaş'ta bu fotoğraflar ortaya çıktıktan bir gün sonra oyuncuyla yolların ayrıldığını açıkladı. Şimdi burada iki türlü yani olayın iki boyutu var. Bir oyuncu tarafı, hı hı. bir de kulüp tarafı. Oyuncu anlamında hani Beşiktaş'ta bir da herhangi başka bir takımda oynayan bir oyuncunun böyle bir profil açması bir o açıdan size soracağım. Doğru mudur, değil midir? Çok tartışılıyor. Bir de yönetim açısından göndermek istediği zaten konuşuluyormuş. Yani zaten Beşiktaş'ın kadro düşünmediği konuşuluyordu ama zamanlama olarak illa ille de bu olayın hani bir gün sonrası şart mıydı? Bunu size sormak istiyorum. Şimdi sosyal sitelerde açma hakkı var mıdır diye sordunuz. Bakın bunlar kişisel şeylerdir yani. Bu soruya sadece... Emirhan cevap verebilir. Hakkım var diyebilir veya yok diyebilir yani. Yani yönetim zaten gönderecekti böyle oldu. Yani oyuncunun üstüne şey olmaması iyidir. Yani neticede o Beşiktaş insan kaynaklarının içerisinde bir değerdir. Bir asettir bir tarafıyla. En... Yani hepsini bir tarafa getirdik insan varlığıdır. Beşiktaş'ın evladı gibi baktığı, üstüne titrediği, saha verdiği... başına bir antrenör koyduğu... önüne bir tas çorba koyduğu... cebine bir otobüs bileti koyduğu... Bir, bir öğrencisi, bir talebesi, bir insan kaynağıdır. Gön gönderilecekse de... onu yaralamadan, incitmeden... bir genç olduğu... kırılabileceği, üzülebileceği, meslek yaşantısının... daha başındayken zarar görebileceği... biline biline... Onu e, toplumun gözünden düşürmeden yapmanın bir yolunu bulmalıdır. Ne olduğunu bilmiyorum, takip etmedim ama Hı. duymuştum. Şey Emirhan Delibaş, Başçı, Kadrolu Sübri, Bin Sportta şeyde gördüm. Evet. E, Volede de e, şey, şeyde gördüm uygulamada. Ama olaya bakışım bu. Evet, Beşiktaş bölümünde <laughs> sonuna geldik hocam. Hele de ahlaki olarak yargılanıyorsa kimsenin adli değildir. A a ahlak toplumsal bir şey değil kişisel bir şey. Beşiktaş bölümünün sonuna geldik. Dilerseniz soru cevap bölümüne geçelim hocam. Tamam.